Merhabalar, habere doğru başlıyor. Saatimiz tam 16 ve bugün 20 Mart Pazartesi, hafta başındayız. Bugün iki önemli gelişme oldu, onları hemen söyleyeyim size. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi lideri, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile görüştü. Eş başkanları ile bir araya geldi, bir açıklama yaptı. Hem eş başkanları hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını size canlı olarak aktardık. Tabii burada en önemli söylenen söz, bütün sorunların çözüm adresi meclistir. İşte çözüm adresinin meclis olabilmesi için de 14 Mayıs sonrasında yeni bir iktidar, yeniden meclisin güçlendirilmesi ve meclisin şimdi eskiden olduğu gibi işlevini yeniden kazanması. Çünkü meclis biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın çoğunluğunda olduğu için her türlü önergenin, her türlü kararın engellenmesi söz konusu olabiliyor. Bugün 16 diliminde iki değerli konuğum var. İki siyasi partinin Ankara il başkanlarıyla konuşacağız. Ali Hikmet Akıllı, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Bir de Erkin Delikanlı, Demokrat Parti Ankara il başkanı, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Siyasi partiler seçimlere nasıl hazırlanıyor? Bizlerin neler yapması lazım? Aslında sizin sorularınızda burada ihtiyaç var. Çünkü hem Twitter üzerinden hem de lütfen YouTube üzerinden bize yazın. Hazır bulmuşken iki değerli başkanı, onlara sorular yönlendirelim. Bizi onlar da yönlendirsinler verdikleri cevapla. Çok önemli. 17'den itibaren de HDP Kılıçdaroğlu görüşmesinin biraz geri planına bakacağız. Ve Ercüment Akdeniz bizimle birlikte olacak. Emek Partisi Genel Başkanı Sayın Akdeniz, biliyorsunuz Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki partilerden birisi. Saruhan Oluç büyük bir ihtimalle bizimle birlikte olacak. Büyük bir ihtimalle diyorum çünkü genel kurulda nöbetçi kendisi. Kendisine uygun olduğu bir saatte, dilimde alacağız. Ve aynı zamanda Kemal Bülbül HDP Antalya Milletvekili de bizimle birlikte olacak. 17'den itibaren de o konuyu konuşacağız. Şimdi doğrudan hemen odaklanalım. Önümüzde seçim var. 54 gün kaldı. 54 gün demek bizim adreslerimizin belirlenmesi, adreslerimizde kimler oturuyor, kimler oturmuyor, onun mutlaka kontrol edilmesi. Bu ve buna benzer birçok soru var aklımızda. O soruları değerli iki başkana yönlendireceğiz. Hemen sözü Ali Hikmet Akıllı'ya bırakayım. Ali Hikmet Akıllı, nasıl efendim, çalışmalar nasıl gidiyor? Çünkü seçime 54 gün kaldı. 54 gün çok kısa bir süre. Evet. Zeynep Bey, öncelikle şunu söylemek lazım. Aslında alışılmadık bir kampanya dönemi yaşıyoruz. Hani uzun yıllardır aktif görevde olan bir yönetici olarak söyleyebilirim ki biz olan koşullarda 2019'da, 18'de veya öncesinde bugünlerde çoktan kampanyaya başlamış, seçim bürolarımızı açmış, sahada çalışmaya başlamış. Halbuki olurduk. Bu kez öyle oldu. Biraz farklı bir dönem yaşıyoruz. İzleyicilerimizin de bunun farkında olmalarını diliyorum. Bunda biraz depremin etkisi tabii var, çokça etkisi var. İkinci olarak tabii sonuçta bu seçimde en önemli şey seçim güvenliği olacak. Dolayısıyla biraz ona odaklanmış durumdayız. Bu nedenle alıştığımız bir kampanyayı muhtemelen adaylar belirlendikten sonraki dönemde göreceğiz. Yani 8 Nisan'dan sonra adaylarımızla birlikte mutlaka sahada olacağız. Elbette biz o tarihe kadar ilçe örgütlerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız çeşitli çalışmaları kendi bölgelerinde yürütüyorlar. Biz onları durdurmuş değiliz. Bu sürekli devam eden bir çalışma zaten. Yani sadece seçim döneminde yaptığımız bir iş değildir. Bu dönem yönetim olarak bizim mottolarımızdan biriydi. Yani her gün seçim varmış gibi sahada olmak, biz göreve geldiğimiz günden bu yana bunu yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o bir yandan devam ediyor. Bir yandan da tabii daha önceki seçimlerde yine yapmadığımız bir şey daha bu sefer yapıyoruz. Çok daha erken bir tarihte işte sandık görevlilerimizi, gözlemcilerimizi, okul sorumlularımızı, o okullarda görev yapacak hukukçu arkadaşlarımızı belirlemek için uzun süredir devam eden bir çalışmayı tamamlamış durumdayız. Bu genellikle seçime çok yakın bir tarihte yapılırdı. Bazen örgütün iki aya bir pabuca girerdi. Bu yüzden bu defa bunun çok erken bir tarihte başlattığımız çalışmalar sonucunda nihayet tamamladık. Bugün sandık güvenliği bakımından ciddi bir aşama kat ettiğimizi söyleyebilirim. Ben buradan rahatlıkla
Ankara seçmeninin için tabii ben konuşabilirim. Ankara seçmeninin sandık güvenliği konusunda müsterih olmasını... İçi rahat olsun. Yani, evet. İçi rahat olsun. Ankara'daki hiçbir sandığı sahipsiz bırakmayacak, seçmen iradesi sandığa girdiği gibi oradan çıkacaktır. Evet, 54 gün kısa bir süre aslında. Sayın Akıllı'nın söylediği gibi aslında 54 gün kalmış olmasına rağmen hala ortada bir kampanya yok. Bunun tabii büyük bir etkisi var, depremin etkisi evet. var bunda. Hani mitingler, alanlarda bayraklar, flamalar her şey olurdu. Bu sefer belki 8 Nisan'dan sonra daha görünür hale gelecektir büyük bir ihtimalle. Erkin Bey'e soracağım tabii 54 gün. Demokrat Parti şimdi bileşenleriyle beraber seçimlere katılacak tabii ki. Ankara önemli ne olursa olsun bir seçmenin belirleyici olması açısından Türkiye genelinde Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerin önemi çok büyük. Sizin nasıl gidiyor seçim çalışmalarınız şu ana da şu ana kadar? 8 Nisan'a mı odaklandınız yoksa şimdiden bir şeyler yapılıyor mu? Elbette şimdiden bir şeyler yapıyoruz ama hani sevgili başkana bir katkıda bulunayım. Elbette alışılmış olan bir propaganda süreci, kampanya süreci değil. Ama geriye dönüp baktığımızda son bir yılda Millet İttifakı'nın toplantıları aslında kampanya niteliğindeydi. İşte o lansmanlar, açıkladığımız, altına almış olduğumuz, liderlerin altına imza attığı maddeler aslında kampanyanın özünü de yerine getiriyor. Anayasa değişikliği, güçlendirilmiş parlamenter sistem, nasıl aday belirleneceği süreci, nasıl ülkenin yönetileceği, noktasındaki açıklamalar ve altı liderin altına imza attığı mutabakatlar, mutabakat metinleri aslında bir nevi de kampanya niteliğinde. Dolayısıyla 8 Nisan'ı beklemiyoruz. Biz Millet İttifakı'nın tüm bileşenleri sanki yarın seçim varmış gibi her ne kadar süre kısa olursa olsun teşkilatlarıyla güçlendirilmiş parlamenter sistemin ülkemize sunacağı katkıları teşkilatlarımıza paylaşıyoruz, vatandaşımıza sokakta anlatıyoruz. Tabii bunun yanında yangın olmuş ekonomiyi de mümkün mertebe hep birlikte ortak söylemlerle dile getiriyoruz. İttifaklar olarak büyük bir ihtimalle şimdi daha önceki seçimlerde partiler kendileri o kampanyaları bireysel olarak düzenler öyle devam ederdi. Şimdi herhalde biraz ittifaklarla birlikte hareket etme eğilimi var tabii, değil mi? Şöyle bir şey olacaktır Sayın Başkan. Sonuçta ortak bir cumhurbaşkanı adayımız var. Bir yandan siyasi parti kampanyaları yürüyecek, bir yandan da ortak cumhurbaşkanı adayımızın kampanyası yürüyecektir. Yakın tarihte ortaya çıkmış bir ortak politika metni var. Dolayısıyla özellikle cumhurbaşkanlığı kampanyasında ve elbette sonuçta onun bileşeni olan, parçası olan siyasi partilerde bu ortak mutabakat metninde yer alan söylemleri kullanacağız. Dolayısıyla kampanyalarımız arasında Demokrat Parti'nin veya bizim bir fark olmayacaktır. Sonuçta biz hepimiz bu altı parti bu programı uygulama iddiasında. Dolayısıyla biz de sahada elbette aynı söylemi kullanacağız. Dolayısıyla hem Cumhurbaşkanı'nın söylemleri hem siyasi partilerin kendilerine ait söylemleri bu mutabakat metni çerçevesinde olacaktır. Elbette sahada hani her partinin kendi milletvekili adayları olacak. Onlar da bir çalışma yürütecekler ama onların da söylemleri bu ortak mutabakat metni dışında olmayacaktır. Bir ortak kampanya yürütmeyi hedefliyoruz. Bu birliktelik tabii seçim güvenliğinde de o çok önemli. Muhtemelen ortaklaşacak. Seçim güvenliğini sağlama konusunda herkes üstüne düşeni yapacaktır. Bu hafta il başkanlarımıza 6 partinin il başkanı olarak bir araya geleceğiz. Orada da bu konuyu gündeme getireceğiz. Seçim güvenliği konusunda da ortak çalışmalar yapılacaktır bu süreç içerisinde. Seçim güvenliği konusunda izleyicilerimizin en çok merak ettiği şeyler başında geliyor tabii sandık güvenliği. Çünkü sandıkta mutlaka siyasi partilerden kişiler olacak, aynı gözlemciler olacak. Daha sonra da işte sayılan oyların bir şekilde fotoğrafının çekilmesi ve daha sonra da Yüksek Seçim Kurulu'na gidişi söz konusu tabii. Onların hepsinde, Erkin Bey, hepsinde mutlaka birilerinin olması gerekiyor. Mesela araç içerisinde taşınırken oylar. Sandık görevlileri o araca binmeliler mi? Ne yapmalılar? Çünkü en çok orada çalındığı söylenir. Anayasanın bize vermiş olduğu her türlü hakkı, hukuku
bileşenlerimizle beraber, vatandaşlarımızla beraber, müşahitlerimizle beraber, resmi görevlilerimizle beraber sonuna kadar uygulayacağız. O konuda Sayın Başkan'a katılıyorum. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, özellikle Ankara seçmeninin şüphesi olmasın. Öyle güzel sinerji içerisinde, öyle birliktelikle, öyle güzel paylaşımlarla biz bu süreci yönetiyoruz ki maalesef troll ordusu olduğu daha önce defalarca ispatlanmış, belgelenmiş AKP'nin içerisindeki bir propaganda grubunun insanları sandıktan uzaklaştırmak, korkutmak, korku iklimine devam ettirmek amacıyla bu söylemleri bilerek AKP'nin bizzat kendisinin yaydığı görüşündeyim. Sayın Başkan ne der bilemem ama bu noktada biz öyle bir kenetlendik ki birbirimize, öyle bir süreci yönetiyoruz ki burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin katkısını da yadsımamak gerek. Özellikle ikili, üçlü doğrulama, kontrol, bu konudaki dijitalleşmeyle ilgili yaptıkları çalışmaları hepimiz takip ediyoruz ve bunlarla ilgili bize aktardıklarını bilgileri gayet iyi biliyoruz. Biz 14 Mayıs günü birbirimize kenetlenmiş bir şekilde o sandıklara gerekirse arabaya bineriz, gerekirse o uçağın kapısında dururuz. Şimdi daha yeni geçen hafta Sayın Başkan'la konuştuk. Ankara Ticaret Odası'nda yurt dışı oylarının sayılmasına varana kadar hep birlikteliğimiz devam edecek. Bizim Millet İttifakı olarak ortak paynımız, en önemli başlığımız sandık güvenliği ve sandık güvenliği noktasında da hiç olmadığı kadar hazırız. Onun için vatandaş çok ama çok rahat olsun. Ama da rehavete kapılmasın çünkü elbette, bu sandık elbette. Güvenliği konusu tabii ki mutlaka hepimize emanet. Bütün amacımız zaten rehavete kapılmaması adına. Yani oradaki iç ilerleyen süreçte öyle olacak. O sandıklar bırakılmayacak. Kazandık gözüyle bakmıyoruz. Biz zaten kazandık da biz 360'ın üstünü nasıl kazanırız? Biz ona bakıyoruz an itibariyle. Onun için o sandık güvenliği bizim için çok önemli. Evet, yani ekleme yapmama izin verirsiniz oraya şimdi. Buyurun. İzleyenlerimizin şunu bilmesini isterim. Bu konuda çok fazla spekülasyon yapılıyor. İşte elektronik sistemlerde oynama yapılacağı, torbaların çalınacağı, değiştirileceği. Son günlerde başkan da rastlamıştır muhtemelen. Şimdi bugünün, yani son birkaç günün modası yurt dışı sayımız. Evet, işte 15 ülke arttı deyip de. Oraya geleceğim. Bu ıslak imzalı sandık sonuç tutana. Zeynep Bey, her şeyin özü bu. Her şeyin özü bu. Eğer o sandıkta görevliniz yoksa orada her şey olur. O yüzden önce sandıkta görevliniz olacak. Sadece sandık görevliniz değil, gözlemciniz de olacak. İkincisi, bu ıslak imzalı sandık sonuç tutanağının bir örneğini, suretini ya da fotokopisini söylemiyorum. Kendisinin bir örneği gözlemcilere verilmek zorunda, o elinizde olacak. İstanbul seçimlerini hatırlayalım. O gece İktidar mensupları uzun süre gerçekten bütün sandık sonuç tutanaklarının elimizde olup olmadığını araştırdı. Ne zaman ki öğrendiler ki gerçekten tamamı elimizde, teslim oldukları nokta orasıdır. Bunu yapabilirseniz öyle elektronik ortamlarda sistemle oynamakla filan sonuç değiştirmeleri mümkün değil. Torbaların güvenliği önemli mi? Önemli. Ha, bu varken o ayrı bir sorun ama sonuçta o zinciri biz ciddi koruyoruz. Yani okuldan çıktıktan sonra sandık, başkanımın da ifade ettiği gibi, ilçe seçim kuruluna teslim ederken mutlaka ona eşlik ediyoruz. Bu yurt dışında da geçerli. Yani yurt dışında biliyorsunuz orada oy kullanıyor, zarflar geliyor buraya, burada sayım yapılıyor. O zarf, oy kullanan zarflar, hele hele birden fazla gün oy kullanılan yerlerde yurt dışı ilçe seçim kurulunun, ben de görevlisiydim, üyesiydim Cumhuriyet Halk Partisi adına. O zaman aldığımız bir karar uyarınca anahtarları orada temsil edilen siyasi partilerin her birinde bulunan bir kilitle muhafaza altına alınıyor. Yani oranın kilidi sadece diplomatik misyon şefinde değil. Aynı zamanda siyasi parti temsilcilerine. Yani orayı hiçbiri tek başına açamıyor. Ne oradaki misyon şefi ya da konsolosluk temsilcisi onu tek başına açabilir, ne de bir siyasi parti temsilcisi elindeki anahtarla orayı açabilir. O oy torbaları havaalanına kadar yine saklama ulaştırma kurulu tarafından eşlik ediliyor. Oraya giden uçaklarda bizim buradan görevlendirdiğimiz milletvekilleri var. O zinciri bozmuyoruz. Havaalanına geldikten sonra bazı yerler, tabii her yerde Avrupa gibi uçak toplamıyor. Diplomatik kurye ile getirilen yerler var.
Oralarda da belli sayının üstündeki oylara mutlaka biz refakatçi koyuyoruz. Hı hı. Yani o torbayı getiren diplomatik görevlinin yanında bir de bir siyasi parti temsilcisi oluyor. ATO'daki bu oyları nasıl korunduğunu zaten herkes burada görmüştür. Dolayısıyla hem yurt içinde hem yurt dışındaki, hani deyim yerine o ilaçtaki soğuk zincir derler ya, evet, onu aynı şekilde kurup işletiyoruz. Bunu 2019'da başardık, 2018'de de önemli ölçüde başarmıştık. Bugün de başaracağız hep birlikte. Ankara seçimlerinde böyle bir katakulle olduğuna yönelik bundan önceki, daha önceki seçimlerde, 2014 seçimlerine, 2014 ilişkin, seçimlerine evet, ilişkin hep böyle bir iddia var. Onun belki ayrıntılarını sizden ve sizden isterim. Şimdi seçim takvimi. Bugün 20 Mart. 54 gün kaldı. 54 gün. Şimdi o takvimle ilgili bir haberimiz var. Haber merkezimizin hazırladığı bir haber. Ona bir bakalım. İzleyicilerimiz şöyle görsünler. Kaç gün kaldı? Neler yapmalılar bu süre içerisinde? Nasıl bir seçim kampanyası yürütecekler? Ve tabii ki izleyici olarak, seçmen olarak da bizlerin görevleri var. Onlar nedir? Şimdi bir izleyelim. Daha sonra sohbete devam edelim. Seçmen listeleri askıya çıktı. Yurtdışı sandıkları ve seçim bilişim sistemleri hakkında yeni genelgeler yayımlandı. Türkiye, tarihinin en kritik seçimine adım adım giderken seçim takvimi de işlemeye devam ediyor. 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine 2 aydan az bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı seçim takvimine göre seçmen listeleri askıya çıktı. Muhtarlık bölge askı listeleri ve tutuklularla taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 20 Mart 2 Nisan tarihleri arasında askıda olacak. Güncellemeler ve itirazlar bu süre içinde yapılacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuru süresi doluyor. 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olacaklar için de 20 Mart son tarih. Adaylar başvuruyu yaptıktan sonra 100 bin imza 22 Mart, 27 Mart tarihleri arasında toplanacak. Evet. Siyasi partilerce Cumhurbaşkanlığı adaylığı içinse başvuru süresi 23 Mart'ta dolacak. Cumhurbaşkanı kesin aday listeleri 31 Mart'ta, milletvekili kesin aday listeleri ise 19 Nisan'da ilan edilecek. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu yurtdışı sandıklarına ilişkinde yeni bir genelge yayımladı. Resmi gazetede yayımlanan genelgeye göre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için birleşik oy pusulaları paketlenip mühürlendikten sonra yurtdışı ilçe seçim kuruluna teslim edilecek. Yurtdışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan'da başlayacak. 14 Mayıs'ta saat 17'de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi SETSİS ve Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi SSPS ile ilgili de bir genelge yayımladı. Buna göre ilçe seçim kurulları sandık sonuçlarıyla taranmış imzalı tutanakları Seçim Bilişim Sistemi SETSİS'e yüklenecek. Siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adayları ıslak imzalı tutanaklara sandık sonuçları paylaşım sistemiyle erişebilecek. Ancak paylaşılan sonuçlar geçici olacak ve itiraz edilemeyecek. Evet, takvim bu şekilde işliyor. Aşağı yukarı ayrıntıları arkadaşlarım verdiler. Şimdi o ayrıntılarla ilgili özel bilgileri isteyeceğiz değerli başkanlardan. Erkin Bey'e döneceğim. Erkin Bey, SETSİS genelgesi Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu Ankara'da. Dolayısıyla bütün itirazlar buraya gelecek. Büyük bir ihtimalle sizin işiniz diğer illerden çok daha fazla olacak. Çünkü diğer illerdeki itirazlar da Ankara'da toplanacak. Belki de takipçisi olma durumunda kalacaksınız. Önemli çünkü. Bütün bunlar hani seçim güvenliğinden, sandık güvenliğinden söz ettik. Ancak tabii ne olursa olsun 2,5 milyon oyun, işte mühürsüz oyun geçerli olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu böylesine kararlar da alabiliyor. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na yönelik böyle başvurular nasıl yapılıyor? İtirazlar olduğu zaman neler yapılması lazım? Bir de izleyicilerimizden birisi diyor ki seçmen sayısı ne kadar? Ali Can Bey, ne kadar oy pusulası basılacak? Bilmiyorum, Türkiye genelinde belki bir soru bu. Sevgili başkanımın avukat olması sebebiyle mesleki olarak çok daha bu soruya daha somut cevap verecektir ama buradan şunu eklemekte Sayın Başkan söylemeden evvel. Biliyorsunuz bu Yüksek Seçim Kurulu daha önce de hiç tarihe böyle kötü geçen, kara
leke diyebileceğimiz kararları da eline aldı. Son dönem seçim değişikliği, seçim kanununun değişikliği de zaten kıdemli hakimlerin tutun atanmasından da seçmen listelerinin hazırlanmasına kadar büyük şaibelerle dolu zaten. İstedikleri, bakın Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde de Sayın Başkanım hatırlattı. Özellikle tekrarlanırken öyle bir itiraz, her sandığa itiraz ettiler aslında. Ona matbu olarak itiraz etmişti mevcut hükümet. Fark o kadar açıldı ki Sayın Başkan'ın da dediği gibi o listelerinde elimizde olduğunu görünce onlar itiraz dahi edemediler o noktadan sonra. Biz bu ortamı sağlayacağız. Vatandaşlar yeniden buradan gönlünü rahat olsun. Ama dediğim gibi hukuksal boyutunda Sayın Başkanım çok daha iyi anlatacaktır benden. O zaman size de sorup sonra Sayın Başkan'a döneyim. O yurt dışı seçmenleri meselesi tabii çok önemli. Ne olursa olsun hani gözden ırak bir bölgede gerçekleşen bir şey vatandaşların kafasında soru işaretleri yaratıyor ister istemez. O soru işaretlerini gidermek için de belki partilerin, siyasi partilerin çalışmaları var. Onunla da ilgili belki... Az evvel Sayın Başkan da anlattı onu. Yani biz Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den farklı bir yöntem izlemiyoruz. Orada sandık görevlilerimiz var. Burada bu tutanakları kayıt altına alıyoruz, bir örneğini alıyoruz. O ıslak imzalı. Asıl olan çok önemli. Altını kalın kalın çizdi Sayın Başkan da. Islak imzalı tutanaklar. Islak imzalı tutanaklar da Çorum'daymış gibi, Bursa'daymış gibi, Ankara'daymış gibi, herhangi bir okulun sonucuymuş gibi yurt dışında buradan kaç kilometre uzakta olursa olsun, ne kadar az ya da çok seçmeni olursa olsun, orada da bizim görevlilerimiz olacak ve bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacak ve ıslak imzalı tutanakları alacak. Dolayısıyla aynı işlem burada da sürecek. Suzan Nalan Ekman, sandık sayım tutanağını, sandıktaki Millet İttifakı görevlinin her bir farklı renkte kalemle imzalasalar hile yapılması engellenir mi diye bir soru soruyor. Böyle bir şeye ihtiyaç var mı size? Tamam, oraya gelelim ama önden önce izin verirseniz bir YSK seçmen listesini bugün siyasi partilerle paylaştı. Ben gelmeden önce konuştum. BİTEM yetkililerimiz sisteme aktarmakla meşguldü. Tam sayıyı Türkiye için vereceğim. Geçen 2018'de 56 bindi. Ama Ankara için söyleyebilirim 4 milyon 270 bin sanıyorum 72 bin olacak sayı. Hatta şuradan tam söyleyeyim izin verirseniz. 4 milyon 276 bin 219. Bu Ankara'nın seçmen sayısı, güncel sayı. Şeyinde Türkiye'nin de işte sanırım 58 milyon civarı falan olacaktır. Onu sisteme yüklendikten sonra göreceğiz. Çünkü mesela kendisi bir açıklama yapmadı henüz bugün. Basılacak oy pusulasının sayısı ne kadar olmalı? 58 milyon seçmen olduğunu düşünecek olursak. Valla tabii bundan fazla basmak gerekecek. Çünkü bazen ulaşımda sorunlar oluyor ya da pusulalar çeşitli sebeplerle kazaya uğruyor, yırtılıyor. Yani paket kullanılmadan önceki dönemden söz ediyorum tabii. YSK her dönem fazla basıyor şeyleri, seçmen pusulalarını. Yani her dönem ciddi basıyor. Bu güvenlik, bir de ikinci turu düşünerek Cumhurbaşkanlığını daha da fazla basıyor. Evet. İkinci tur için. Tabii. Yani ikinci tur için. Yani yeniden çünkü o kısa iki hafta biliyorsunuz arada hafta süre var. 28 o iki haftada yeniden bunların basımı ve dağıtımı yetişmeyeceği için Cumhurbaşkanlığı oy pusulası çok daha fazla. Basılıyor sanırım 3-4 kat kadar kullanılacak sayının basılıyor. Zeynep Bey, burada işin esası pusula bassınlar, ister başka şey yapsınlar. Demin söylediğim gibi sandıktaki zinciri kurmakla ilgili. Farklı kalemden öte burada bir hem sandık sonuç tutanağına sahip olmalısınız hem de sandığın ilgili yere ulaştırıldığına emin olmalısınız. Sonuçta orada orijinal imzalar var her bir tutanakta. Yani sandık görevlinin veya gözlemcinin adı tutanak suret değil. Her biri ayrı ayrı imzalar. Dolayısıyla sandık bunun imzalarını taşıyor. Bunu kopyalayıp sonuçlandırmak pek bir olası bir şey değil. Farklı renkli kalemler zaten kullanılıyor ama en son bir öneri ama hani biri bunu taklit edecek, renkleri de taklit eder. Yani bu onun bu çözümü olacağını. Bu da bir güvence olmaz. Dolayısıyla bütün iş hem sandığa hem de o oy torbasını ilgili yere götürüyor.
sürüldüğünden emin olmak, bunu sağlamak durumunda. Bunu yaptığın zaman elektronik sistemlerde, yazılımda, şurada burada yapacakları manipülasyonların bir önemi kalmayacak. Çünkü şöyle bir sistem çalışıyor. Ben önce izin verirseniz izleyicilerimiz onun bilmesini isterim. Az önceki haberinizde de vardı. YSK kendi sistemine kaydedilen sandık sonuç sanatlarını siyasi partilere erişimini açıyor. Bizim genel merkezimizde, bizim internet diye nitelediğimiz sistemde bu YSK'dan alınan bilgiler o sisteme aktarılıyor. Bir yandan ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ilçe örgütlerimiz tarafından toplanıyor ve ilçe örgütlerinde yine o sisteme girişleri yapılıyor. Ki bu seçimde bir şey daha yapacağız. Biraz daha hani erken de sonuç alabilmek için okullarda görevlendireceğimiz bilişim sunucuları yine genel merkezimizin yapacağı bir uygulama yoluyla sandık sonuç tutanın fotoğrafını sisteme gönderecekler. Dolayısıyla üç sonucun birbiriyle uyuşması lazım. Bizim sistemimiz bu üç sonuç birbiriyle uyumlu değilse bir uyarı veriyor. Ve size hangi sandıkta olduğunu, bu problemin nerede olduğunu veriyor. Hatta size bir de ona itiraz için bir dilekçe oluşturuyor. Bu kadar hızlı çalışan bir sistem var. Her türlü kontrol ediyoruz. Bu seçimde muhtemelen işte Erkin Bey'le Demokrat Parti'nin ya da diğer Millet İttifakı partilerin elindeki sonuçlarla da bunları karşılaştıracağız. Orada bir problem olduğunda itiraz için size gerekli belge bu. Bakın ne film, ne fotoğraf, hiçbir şey değil. Ne oradaki bir söylenti, ne tanıklık, hiçbirinin önemi yok. Şu belge önemli. Bu belge elinizde yoksa sonuç alamazsın. İki bir başka bir şey daha burada hatırlatmak lazım. Özellikle sandık görevlileri için. Sandıkta bir usulsüzlük gördü iseler, bu tutanak düzenlenmeden önce orada o itiraz yapmazlarsa sonra onun da bir kıymeti yok. Evet. Yani dolayısıyla sandıkta olan bir itirazın mutlaka sandıkta yapılması lazım. Bir de belki hukukçular önünde hatta, değil mi? Bundan sonraki bu tutanak sisteme başka türlü yansıdıysa o zaman biz devreye giriyoruz. Bu sefer de ilçe seçim kurullarında, bizim orada ilçe seçim kurulundaki temsilcilerimiz devreye giriyor ve onlar gerekli itirazları yaparak, gerekirse torbayı açtırarak, yeniden sayım yaptırarak o sonuçları düzeltiyorlar. Bir kez daha burada bakıyorlar, teyit burada ediyorlar. İzin verirseniz yine bu takvimle ilgili kısa bir şey daha hatırlatmak istedim. Bugünlerde en önemli şey bu. Bir, herkesin 2 Nisan'a kadar muhtarlıklardan veya YSK'nın sitesinden veya E-Devlet üzerinden seçmen kayıtlarını kontrol etmelerini biliyoruz. Birçok seçmenimiz 2019 seçimlerinde yerel seçimlerde oy kullanabilmek amacıyla köylerine, kasabalarına gitti. Bu Ankara'da çok sık yaşadığımız bir şey. Özellikle yakın iller ya da Ankara'nın ilçeleri. Bu seçmenlerimizin 14 Mayıs'ta nerede olacak iseler, buna göre bu seçmen kayıtlarını güncellemeleri gerekir. 2 Nisan'a kadar. 2 Nisan'a kadar. Birincisi bu. İkincisi, yatağa bağımlı seçmenlerimiz var. Biliyorsunuz bunlar için bir seyyar sandık uygulaması getirildi. Engellerden söz etmiyorum. Yatağa bağımlılardan, onları ayrıca söyleyeceğim. Yatağa bağımlı seçmenler, bu seçmenlerimizin, yatağa bağımlı seçmenlerimizin bu raporlarıyla birlikte kendileri gidemeyeceği için bir yakınları tarafından bunun götürülmesi mümkün. Doğrudan ilçe seçim kurullarına veya ilçe seçim kuruluna göndermek üzere muhtarlıklara başvurmaları lazım. Bir beyan formu var YSK'nın internet sitesinde. Hatta bunları bizim ilçe başkanlıklarımızdan da temin edebilirler kendisi alamayanlar. O araçları kullanarak seyyar sandıklara kendilerini yazdırmaları gerekir. Bir ikinci şey, engelli dediğimiz seçmenlerimiz, engelli seçmenlerimiz hani yatağa bağımlı değil ama çeşitli engelleri olan, özellikle fiziksel engelli olan seçmenlerimizin, hani okullar çok katlı oluyor biliyorsunuz. Yüksek katlarda çıkarmak zor oluyor. Onların zemin katlardaki sandıklarda oy kullanması mümkün. Bunun için de benzeri bir yöntemle engelli raporlarıyla yine ilçe seçim kurullarına veya ilçe seçim kuruluna gönderilmek üzere muhtarlıklara başvurmaları ve seçmen kayıtlarını buna göre yaptırmalarını çok önemsiyoruz. Ben bütün dinleyicilerimizin hem kendilerinin hem varsa etraflarındaki
yatağa bağımlı veya engelli seçmenleri de uyarmalarını diliyoruz. Evet. İşte sizin bu sözleriniz kıymetli, çok kıymetli. Çünkü izleyicilerin kafasında çok soru işareti var. Onlardan birisi de Erkin Bey. Mesela çok göç oldu. Ankara'ya çok fazla göç oldu. Özellikle deprem sonrası. Suriye vatandaşlarının da bir bölümünün buralarda yaşadığını, vatandaşlık aldılarsa onların da oy kullanacaklarını biliyoruz aşağı yukarı. Bunların tespiti yapıldı mı, yapılıyor mu? Nedir, bize biraz bilgi verebilir misiniz? İşte bugün açıklanan seçmen listeleriyle beraber her ne kadar onlar yerlerini değiştirmiş olsalar da bir ikamet değiştirmek için tanınan bir süre var. Bu sürenin dışında eğer deprem bölgelerinden gelmiş vatandaşlarımız diyelim ki Ankara'dalar, oy kullanacaklar. Kimlik numaralarını gidip ilgili sandıkta oy kullandıktan sonra o bölgeye sayılacak onun oyu. Ankara'ya herhangi bir etkisi olmayacak. Deprem bölgesindeki son ikamet adresine sayılacak oyu. Onlar da biz işte seçmen listeleri geldikten sonra onların tespitini sisteme yüklendikten sonra onların tespitini çok daha rahat, çok daha kolay yapabileceğiz inşallah. Bugün ben kendimden bir örnek vereyim. Çünkü Ankara'ya işte geleli bir 6 ay oldu. İzleyicilerimiz biliyorlar. Yeni adresi, seçim kütüğümü yerini değiştirmek için, yeni adresi söylemek için bugün Şankaya Nüfus Müdürlüğü'ne gittim. Elimde kira sözleşmesi olmasına rağmen elektrik, su ya da ona benzer bir faturayı üstüme geçirmediğim için mesela bunu yapmam gerektiğini söylediler. Bence doğrusu da bu belki. Hani bu ciddi bir uyarı. Onun için öyle, ama ben şimdi şöyle de bir düzeltme yapayım. Dolayısıyla işte diyorum ya, mesleğin erbabı olunca Sayın Başkanım uyardı. İttifakın güzelliği de bu. Dönem dönem birbirimizi bu şekilde işte canlı yayında da tamamlıyor olmamız çok hoş oldu. Bir konuyla ilgili uyardı beni Sayın Başkan. O az önce sorduğunuz sorunun doğru cevabını ben yanlış yönlendirmişim çünkü. Onu da Ali Hikmet Bey anlatsın arzu edersin. Şu orada bir, bu depremzede yurttaşlarımıza tanınan bir süre vardı 17 Mart'a kadar. Bu süre içerisinde sadece beyanla, E-Devlet sistemine girerek sadece beyanla adres kaydı yapma hakkı tanındı. Bu süre içerisinde kayıt yapmayanlar şimdi resmi olarak demin yurt içi seçmen için söylediğimiz bir biçimde nüfus müdürlüklerine ve ilçe seçim kuruluna giderek bu seçmen kayıtlarını yapabilirler. Eğer deprem bölgesinden gelen ve ikametgahı orada olan bir yurttaşımız bu adres değişikliğini yapmadıysa kendi bölgesi, yani geldiği yerde oy kullanması gerekecek. Eğer seçmen ve o oran seçmeni orada sayılacak. Buraya gelen seçmen, yani şu anda Ankara'da galiba kaç? 300 bin mi? 300 bin civarında. 300 bin civarında başkan değil mi? Sayı 300 bin civarında bir nüfustan bahsediyoruz. Bildiğimiz seçmen kayıt altına alınmış. Aynen, o da kayıt altına alınmış olan. Yani o kayıtlar hiçbir yerde sağlıklı bir biçimde yok. Ulaşamıyorsunuz. Biz kaymakamlıklara ve valiliğe bilgi edinme kanunu kapsamında dilekçe verdik. Hani bu kentte ne kadar depremzede var, hala bir cevap alabilmiş değiliz. Ama eğer Ankara'ya kayıtlarını yaptırdılarsa bu seçmenimiz Ankara'da oy kullanacaklar ve Ankara seçmeni olacaklar. Dolayısıyla buranın seçimine katılmış ve burayı etkilemiş olacaklar. Yani kendi bölgesindeki, yani buradaki seçmenin oyu burada kullanan, kaydını buraya aldıran seçmen kendi bölgesinde oy kullanmayacağı gibi oranın seçimine de bir etkisi olmayacak. Ama bir katkıda bulunayım size de, o deprem bölgesinden diğer illere Suriyelilerin çok fazla göç verdiği yok. Daha çok bizim Türk vatandaşları bu tarafa evet. geldiler. Evet. Suriyeliler mevcut coğrafyada kalıyorlar. Bizim işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden de, Demokrat Parti'den de genel başkan yardımcılarımız deprem bölgesine sıklıkla gittiler. İşte bizden İlay Aksoy hanımefendi gittiğinde orada görülüyor ki aslında bir konuda da uyarıyor. Oradaki, orayı terk edenler aslında bizim vatandaşlarımız. Bir an evvel oradaki yaraların sarılıp coğrafyamıza, demografik yapıya sahip çıkmak adına bir an evvel geri yönlendirmemiz lazım. Şey ekleyebilirim, 2022 sonu itibariyle Ankara'daki yabancı seçmen sayısı, yani yabancı olup sonradan Türk vatandaşlığını geçenlerin sayısı 46.154'tü. Ankara'da. Ankara'da. Ama bu 2022 sonu itibariyle. Şimdi bu yeni seçmen listeleri üzerinde genel merkezimiz BİTEM, Bilgi İşlem Teknolojilerinden sorumlu
Genel Başkan Yardımcımızın da öncülüğünde o incelemeleri yapacak ve listelerdeki toplam seçmen, yabancı seçmen sayısını tespit edecektir ama birkaç gün sonra muhtemel olur. Bugün henüz sayıyı tam bilmiyoruz. Değerli başkanların söylediği şey şu, 2 Nisan'a kadar mutlaka bulunduğunuz yerde eğer oy kullanacaksanız bu adres değişikliğini gerçekleştirmek gerekiyor. Doğrudan bunun farkına varan birisi olarak bugün adres değişikliği için gittiğimde sadece kira sözleşmesinin yeterli olmadığı, faturalardan birisinin de mutlaka üstlenilmesi gerektiği, ev sahibinin adına değil kiracının adına yapılması gerektiğini söylediler. Ben de hemen yarın bu işi yapıp 2 Nisan'a kadar o işi halledeceğim. Bir oy bir oydur zaten. Bir oy bir oydur. Ankara'da oyumu kullanmak için bunu yapmam gerekiyor. Yarın mutlaka yapacağım. Şimdi Erkin Bey, siz farklı bir partisiniz tabii. Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti çok eski bir parti ama hani uygulama olarak Demokrat Parti'de farklı bir uygulama var. Aday başvuruları mesela 28'ine kadar. Çarşamba günü Cumhuriyet Halk Partisi bitiyor. Nasıl başvurular sizin bünyenizde yapılan başvurular? Bizde cumartesi günü itibariyle başladı. Parti üst kurullarının Sayın Genel Başkanım Gültekin Uysal Başkanlığı'nda cuma ve cumartesi toplanarak ilgili yetkileri ve takvimi, kendi parti içi takvimimizi belirledik. Cumartesi günü başlayan süreç ayın Mart 28'e kadar devam edecek. 28'inden sonra ilgili kurullarımız yine mülakatlarla ve işte uygun gördükleri alınan kararlarla aday listesini belirleyecek. Arkasından da adaylık süreci başlayacak bu süre içerisinde. Tabii bu arada seçime nasıl girileceği, hangi ilde girileceği ya da bütün iller konusunda girileceği bu hafta genel başkanlarımızın, tüm 6 genel başkanımızın da dönem dönem kendi beyanları da var. Şekillenecek. Biz de ona göre hareket edeceğiz. Biz de kendi takvimimizi öyle işleteceğiz. Bildiğim kadarıyla bu hani parmak boyası oy kullanılması meselesini siz Demokrat Parti olarak reddedildi. Arkasından İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi de bununla ilgili kanun teklifini sundu ama o da reddedildi. Vatandaşından korkan, her türlü ortamı hazır kullanmaya çalışan, verdiği cevaplarla tatmin edemeyen bir hükümetin de bunu kabul etmesini beklemiyorduk açıkçası ama vatandaşta bir kamuoyu oluşturalım. Yüksek Seçim Kurulu diyor ki şu anda bunları hangi ülkeler uyguluyor biliyor musunuz? Türkiye bir Uganda değil demiş. AKP'nin YSK temsilcisinden bir... Türkiye'yi Uganda'ya, Arjantin'e çeviren kendileri. Evet. Yani 20 yıldır Cumhuriyet'in kazanımlarıyla savaşan kendileri. Yumurtanın kolisini 65 liraya getiren kendileri. Bakın Sayın Başkan da teyit eder mi bilmiyorum ama biz esnaf gezdiğimiz zaman, sokağın nabzını tutmaya başladığımız zaman bir tane gülen yüz göremiyorsunuz. İnsanlar akşam eve nasıl gideceğim kaygısında. Peynirin kilosu kıymanın kilosunu geçmiş. Peynirli pidenin fiyatı kıymalı pidenin daha üzerinde restoranlarda. İnsanlar evine et alamıyor. Sosyolojik sorun, hep bunu söylüyoruz. Temel gıda ihtiyaçlarına ulaşamamış bir toplum. Bundan 5-10 yıl sonra bu bir sosyolojik sorundur, bu bir halk sağlığı sorunudur. Ne olacağını bilmiyoruz yeterli beslenemeyen bireylerden. Köprüleri özelleştirmişsiniz, hastaneleri özelleştirmişsiniz. Memlekette tekrar söylüyorum, Cumhuriyet tarihinin bütün kazanımlarını parsel parsel satmışsınız, peşkeş çekmişsiniz. 15 Temmuz sürecinden bugüne kadar gelen süre içerisinde kimin ne yaptığı belli değil. Siz vatandaşı korkuyla beslemişsiniz, kafasını kaldıramaz hale getirmişsiniz, esnafa iş yapamaz hale getirmişsiniz. Parmak boyasına elbette bu zihniyet karşı çıkacak ya da bu zihniyetin temsilcileri karşı çıkacak. Ama 54 gün sonra çok rahat, böyle Zeynel Bey haber programları, o haber böyle tırnak içinde kadrolu programlar var ya, 54 gün sonra bitecek, memleket rahat edecek. Bugün, onların yerine böyle kültür sanat programları gelecek, olacak. Diziler, filmler gelecek, onlar gelecek. Siz konuşan ve direkt tıpkı Millet İttifakı'nın durduğu diklikte duran basın yayın organları hak ettiği yere tekrar gelecek ve ona göre organize edeceğiz. 54 gün sonra çok mutlu, huzurlu bir sabaha uyanacağız. Bunlar ne kadar çalarlarsa çalsınlar, ki yeteri kadar çaldılar zaten, doymuyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar, ne formül bulurlarsa bulsunlar, gidiyorlar. Biz de zaten kendileriyle vedalaşıyoruz.
sizin buradan sizlerin vasıtasıyla. Sizin söylemenizi teyit eder şekilde bir bilgi. CNN, Türk Kanal D, Hürriyet işte ve benzeri şeylerin medya kuruluşlarına sahip olan Demirören grubu Katarlılara sattığına dair ciddi bir bilgi var. Bakalım yani bu seçimlerden önce panikle yapılan bir durum söz konusu olabilir. Evet. Orada çalışanlar da bugüne kadar işte artık kendilerine bir iş bulurlar herhalde. İnşallah tabii bütün bunların hepsi bizim başımıza da gelmesin de sonra ama böyle bir panik olduğu da belli. Bugünkü Katarlılara satış. Bunu şeyden de görebiliyoruz. AK Parti'nin bir önceki seçimlerdeki milletvekili adaylığına başvuran sayısına bakıyoruz. Geçenlerde resmi 7800'lerden 3000'lere düştüğünü görüyoruz ki ben o 3000'in de doğru olduğuna inanmıyorum açıkçası. Sayın Başkan ne der bilmem. Ama kamudan, bürokrasiden istifa edenlerin sayısının azlığına baktığımızda o artık iktidarın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını kabul ettiğini de hep beraber teyit etmiş kamu oluyoruz. Kamu yoklamaları da bunu gösteriyor. Evet. Şimdi Ali Hikmet Bey'e dönmeden önce yine kısa bir haberimiz var. Ona şöyle bir bakalım. Yurttaş ne diyor Kılıçdaroğlu konusunda, Millet İttifakı'nın adayı konusunda? Hem Yurttaş ne diyor hem de anket şirketlerinin yapmış olduğu o araştırmalardan şöyle bir derleme yaptık. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak... Türkiye adım adım sandığa yaklaşırken yurttaşın nabzını tutan anket şirketlerinin çalışmaları da hız kazandı. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için anket şirketleri katılımcılara seçimlerde tercihinizi Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'ndan yana mı yoksa Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dan yana mı kullanacaksınız diye sordu. Son iki haftada yapılan ve peş peşe sonuç açıklayan 6 araştırma şirketinin anketlerinin tamamında milletin adayı Kılıçdaroğlu önde çıktı. İşte o sonuçlar. PR anket şirketine göre Kılıçdaroğlu 57.1, Erdoğan 42.9, Oreci araştırma şirketine göre Kılıçdaroğlu 56.8, Erdoğan 43.2, Akso'ya göre Kılıçdaroğlu 55.6, Erdoğan 44.4. Alf araştırma şirketine göre Kılıçdaroğlu 55.1, Erdoğan 44.9. Türkiye'nin raporuna göre Kılıçdaroğlu 54.5, Erdoğan 45.5. ARG'nin anketine göre Kılıçdaroğlu 46.2, Erdoğan 43.1. PR ve ORC'nin anketlerinde Kılıçdaroğlu, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ortalama 15 puan fark atarken, diğer 3 araştırma şirketinde ise Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 10 puan önünde görünüyor. Sadece ARG'de oy farkı 3 puan ve yine Kılıçdaroğlu'nun lehine. Birleşe, birleşe kazanacağız. Şimdi evet sonuçta anketler şu andaki anketler en azından böyle aşağı yukarı birbirlerine benziyor 3 aşağı 5 yukarı değil mi onu görebiliyoruz. İzleyicilerimiz diyor ki Şerife Öztürk diyor ki engellilerin bu sene oy kullanma hakkı var mı az önce söylediniz ama belki kendisi ekranda değildi bu sene oğlumu seçmen kağıdı çıkar mı çıkmazsa ne yapalım bir oy bir oydur diyor. 7 dakikamız kaldığı için böyle kısa kısa şöyle, cevaplar mısınız? Şunu ayıralım. Bu zaman zaman karışıyor. Engelli derken biz fiziksel engellerden söz ediyoruz. Zihinsel engellilerden. Fiil ehliyetinden yoksun bırakan evet. Zihinsel engelliler vesayet altına alınmış ise. Hı. Bakın normalde eğer zihinsel engelli yurttaşlarımızın bir vasinin gözetimine verilmiş olması gerekir ve bu bir sulh mahkemesi kararıyla olur. Bu tür durumda olan seçmenlerin zaten seçmen kaydında yer almazlar. Yani normal olarak zihinsel engelli seçmenlerimizin fiil, tabii zihinsel engel derken tıbbi bir mesele fiil ehliyetinden yoksun olması gerekiyor seçmen olmaması için. Dolayısıyla vesayet altına alındığı zaman ancak biz bunu belgeleyebiliyoruz. Dolayısıyla seçmenin sadece herhangi bir zihinsel rahatsızlıktan dolayı raporlu olması seçmen olmasına engel olmuyor. Onun vesayet altına alınmış olması gerekir. Dolayısıyla eğer vesayet altına alınmamışsa bu seçmen listelerinde yer alabilirler. Bu YSK'nın hala açığını kapatamadığı bir sistem. Maalesef
her zihinsel engelli, fiili ehliyetinden yoksun bile olsa vesayet altına alınmış olmayabiliyor. Ve bunlar seçmen listesinde maalesef yer alıyor. Ama sayıları bunların çok önemsenecek boyutta olmadığını da söylemek lazım. Şöyle bir şey paylaşmış Şerif Öztürk, 85 doğumlu benim oğlum. Yıllar önce AKP'nin tanıdığı bir hakla oy kullanmıştı. O zamanlar rehabilitasyon merkezlerindeki bütün Alzheimer hastalarını toplayıp AKP'ye oy kullandırmaya götürmüştü. Oğlumun da o zaman seçmen kağıdı çıkmıştı. Sonraki yıllarda seçmen kağıdı çıkmadı diyor. Yani olabilir. Tabii yine yani bir hekimin söylemesi lazım onu ama bildiğim kadarıyla Alzheimer aslında belli dereceleri, düzeyleri var. Dolayısıyla her düzey fiili ehliyetini yitirilmesine sebep olmayabilir. Evet. Ama bu hastalık bildiğimiz gibi ilerleyen bir hastalık. İlerleyen yaşlarda belki fiili ehliyetini engelleyecek duruma gelmiştir. Tıbbi bir konu, hani çok yanlış bilgi vermek istemem bu konuda. Bugün değerli başkanlarımız bize aslında sandık güvencesi konusunda önemli bilgiler verdiler. İçimizin rahat olması gerektiğini söylediler ama rehavete kesinlikle kapılmaması kimsenin gerektiğini de söylediler. Muharrem Bey diyor ki devletin bütün kurumları öyle tahrip edildi ki oylarımız çalınmasın diye oylarımızı kurumlardan nasıl korumamız gerektiğini muhasebesini yapıyoruz. Doğru. Gerçekten doğru devleti diyor. Yönetenlerin utanması gerekir diyor. Ama işte utanma falan kalmadı. Ya Zeynep Bey, biz bakın bu ülke darbe koşullarında seçimler yaptı. 60'da yaptı, 71'de yaptı, 83'tü en son değil mi? Dar henüz askeri iktidar varken o zaman bile bu halkın bu sandığa güveni böylesine sarsılmamıştı. Devletin diğer kurumlarının olduğu gibi. Ve o hatırlayın o herki özellikle 61 ve 83'te yapılan seçimlerde askeri rejimin iradesinin aksine sonuçlarla karşılaştı. Ki onlar çok daha kolay yapabilirlerdi o güçle, silahlı güçle bunu. Bu sandık meselesi Türkiye'de bu kadar güvenilir kurumlardan biriydi. Bunu bile bu hale getirdiler. Evet. Utanmaları gerek olan bu memlekette Uganda başkanı doğru söyledi. Evet. Yani Uganda'daki gibi güvensiz hale geldiyse evet, bu ülke sebebi kendileridir. 3 dakikamız kaldı. Erkin Bey peki Demokrat Parti parlamento seçiminde ne yapacak? Şu anda hedeflediği milletvekili sayısı nedir? Şu anket sonuçlarına ben lütfen, bir yorumda tabii, bulunayım tabii, müsaadenizle tabii. Hızlıca zamanımız dar biliyorum. Ben o anket şirketlerine katılmıyorum hiçbirine. Buradan canlı yayında sevgili başkanım bana benim bir çok iddialıyım bu noktada. Ben AK Parti'nin barajı geçemeyeceğini iddia ediyorum. Memleketi bu konuma getirmiş, bu hale getirmiş, 20 yıldır tekrar söylüyorum, Cumhuriyet değerlerini yok saymış, bir Moğol istilası gibi istila eden, ne arı ne namusu hiç kalmamış AK Parti'nin sandıkta çok ciddi bu vatandaş tarafından cezalandırılacağını düşünüyorum. Birincisi o. İkincisi, bizim elbette bir siyasi parti olarak 77 yıllık bir gelenek, 77 yıllık bir dava. Türkiye demokrasisinde defalarca iktidar olup defalarca tarihe tanıklık etmiş bir siyasi partide Sayın Gültekin Uysal'la beraber Demokrat Parti olarak Kemal Bey'i destekliyor olmaktan Cumhurbaşkanlığı adaylığında ve bu iktidarı kazanacağımızdan emin olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Elbette bir siyasi parti olarak yürütmeye talibiz. Elbette bir siyasi parti olarak yürütmenin içerisinde grup kurma hedefimiz var. Elbette ki bütün çalışmalarımız bu noktada ilerliyor ama dediğim gibi buna karar verecek olan, bu süreci işletecek olan Sayın Genel Başkanlar, biz teşkilatlar olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemde mutabakat metninin altına atılan imzaları sahaya aktarmakla ve vatandaşımızı bilgilendirmekle ve bunu da sandığa oy olarak getirmekle yükümlüyüz. Biz elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Dediğim gibi iyi bir sinerji içerisindeyiz. Birbirimizi o kutuplaştırmalardan, bu saate kadar oluşmuş kutuplaştırmalardan çok samimice uzaklaştırmış durumdayız. Kutuplaşmadık, birleştik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da o gece söylediği gibi oraya tanıklık etmek de Ali Bey için de benim için de büyük bir onurdu. Birleşe birleşe kazanacağız. Hatta kazandık.
360 alacağız diye bir iddiada daha bulunayım bahaneyle. 360 en az. En az. Çünkü 360 en az. Hiç değilse referanduma, anayasayı değiştirmek için referanduma götürmeye yeterli bir oy ama 400 belki en büyük hedef. Asıl hedef o tabii. Barajı açamayacakları için Zeynel Bey. Biz 400'ü zaten alacağız. Yani ondan yana sorun yok. Şerife Hanım, bitti süremiz ama şunu belki yanıtlarsın Şerife Hanım'ın kafasında da soru kalmasın. Oğlumun vasisiyim. Önceki tweetimde söylediğim gibi bir defa oy kullandı. Oğlum mental retard tanılı, %74 raporlu, kaç senedir seçmen kağıdı çıkmıyor. Vesayet altına alındıysa seçmen listesinde yer almayacaktır. Almayacaktır. Şerife Hanım da sorusunu yanıtlamış oldu. Çok teşekkürler Ali Hikmet Akıllı. Biz sağ olun, hoş geldiniz tekrar. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Erkin Delikanlı, çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ olun sizde. İki siyasi partinin Ankara il başkanlarıyla konuştuk. Sizlerin sorularını da yanıtladılar. Kafamızda seçmen olarak sorularımız var. Hala da var büyük bir ihtimalle. Programlarımız boyunca bu seçmenlerin kafasındaki sorulara değerli üstadlardan ve uzmanlardan cevaplar almaya çalışacağız. Birazdan yine beraberiz. Az önce söyledim, Ercüment Akdeniz bizimle birlikte olacak. EMEP Genel Başkanı Kemal Bülbül bizimle birlikte olacak. HDP milletvekili. Bugün yapılan önemli görüşmenin perde arkasını konuşacağız.